Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trendfix sponsorunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL grafiği ile başlayalım. Haftanın 3. günü biliyorsunuz dünyada koronavirüs salgını ve salgınla ilgili e, aşı gelişmeleri yakından takip edilirken e, Türkiye'nin de piyasalarda gözü kulağı perşembe günü yapılacak olan e, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun e, vereceği faiz kararına çevrilmiş durumda arkadaşlar. E, PPK'da 400-500 bas puanlık bir e, faiz artırımı geleceği beklentisi e, biliyorsunuz doları 8.50 seviyelerinde üzerinde işlem görürken e, bu seviyelere kadar düşmesine önemli bir e, katkıda bulundu. E, PPK toplantısının faiz arttırımı geleceği e, sinyali. Onun dışında e, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan e, açıklamalarda bulundu. Makro ve ekonomik istikrar, işte finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz dedi. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor dedi. Ayrıca ifadelerine şu şekilde devam etti. Türkiye yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız başkanlarımıza kanun ne diyorsa neyi emrediyorsa onu yapacaksınız dedim dedi Merkez Bankası'nın kanunu açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok ifadelerini kullandı arkadaşlar. E, gerçekten güzel bir e, konuşma metni hazırlanmış. Evet bu çerçevede giderse zaten e, Türkiye güllük gülistanlık bir yer olur. Daha önceki Merkez Bankası Başkanları olsun, e, Maliye Bakanları olsun hepsi aynı konuşma çerçevesi altında zaten gidiyordu. Bakalım Perşembe günü... E, Dolar düşecek mi yoksa geri mi çekilecek yoksa yükselmeye devam edecek. Merkez Bankası'nın e, atacağı faiz adımıyla hepsi belli olacak. Ama e, Merkez Bankası arkadaşlar 400 bas puan e, faizi gözden çıkartmış durumda. E, yani 400 bas puan atacağı kesin e, gibi konuşuluyor açıkçası. E, şimdi grafik üzerinde biraz incelemek gerekirse aslında grafik üzerine çok da incelemeye gerek kalmıyor. Çünkü yarına kadar e, birçok e, direnç seviyeleri e, çok da geçerli sayılmıyor arkadaşlar. Ama e, tekrar alım yapmak isteyenler için belirli destekten seviyelerini verelim. Özellikle 7.60 seviyesinin aşağısında şu an kalmadığımız sürece yukarıda 7.76 775 seviyelerini denemeye devam edecektir. Zaten bugün de 776 seviyesini test etmiş durumda. E, kalıcılık yani daha fazla yükselişi görmemiz için 776 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanışa gerek var arkadaşlar. Bu 776 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa 7.85 seviyeleri bizi yukarıda e, bekleyecektir. Fakat e, şu an en azından e, faiz kararı açıklanmadan öncesine kadar e, bir yataylık söz konusu olacaktır piyasada. 760 bandının aşağısına çok düşeceğini sanmıyorum ama. 400 bas puanı arkadaşlar e, büyük ihtimal 7-27 seviyelerine kadar e, bu bandı ilk etapta düşüreceklerdir dolar kurunu. Daha sonra da düşmeye devam edecektir. Yani e, çünkü piyasalar eğer gerçekten Merkez Bankası'nın başkanı ve ekonomi bakanının e, somut adımlarına güvenirse dolar kurunda bir hayli geri çekilme göreceğiz. E, alım satım seviyelerini tekrar o kısımda e, değerlendireceğiz arkadaşlar. Onun dışında e, koronavirüs vakaları dünya genelinde hızlar artarken bu iki büyük Merkez Bankası'nın Başkanı e, Paul ve e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı e, bazı açıklamalarda bulundu. Ee, salgının etkileri üzerine uyarılarda bulundular. Özellikle FED Başkanı Powell e, koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ABD ekonomisindeki toparlanma sürecine zarar verdiği konusunda uyarıda bulunurken e, toparlanmanın hız kestiğini ifade etti. Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ise 2021'in ilk yarısının zorlu geçeceğini öngördü ve yılın ikinci yarısından önce pandemi öncesi seviyelerin yakalanamayacağını öngörmüş durumda. Onun dışında... E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı dün. Buna göre Eylül'de konut fiyatları bir önceki yılın aynı döneminde göre %27.3 arttı. Böylelikle yılbaşından bu yana konutta görülen reel getiri dönemi devam etmiş durumda. Biraz da arkadaşlar ONS tarafına bakalım. ONS altında neler olmuş. Şimdi şöyle ONS altında altın ETF'lerindeki altın miktarında 4 yılın en sert düşüşü yaşandı. Ee, Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmelerden kaynaklı bu iyimser haberler ve e, ABD tahvil faizlerindeki yükselişte e, altının cazibesini azaltan e, unsurlar arasında yer aldı arkadaşlar. En büyük altın fonu e, biliyorsunuz CPDR e, Gold'dan geçen hafta e, 26 tonluk e, altın çıkışı yapılmış durumda. 26 ton altın çıkışı yapıldı. E, bu... Hacim olarak 2016 yılından bu yana görülen en yüksek rakam olmuş durumda. Ee, yani altının cazibesi e, bu sıralar yani yükselmesinin yükselmemesinin en büyük sebebi arkadaşlar e, altına bir e, rağbet yok tam tersi altından çıkış. Ee, olarak bir e, algı yapmaya çalışıyorlar. Özellikle bu Buffett olsun e, birçok ekonomist e, altının e, 1700 lira rakamlara kadar aşağıya düşebileceğini belirtiyorlar. E, bu aşağı haberleri. Fakat şöyle bir şey var. Dediğim gibi daha önce yani dünyada e, koronavirüsün virüsün e, ekonomiye vermiş olduğu çok büyük bir zarar var açıkçası. Yani bu zarar e, ne kadar da yani hemen toparlanamayacağı için on altın fiyatları da hemen bugün düşmeyecektir. Yani nasıl düşer on altın fiyatları gerçekten korona virüsün etkileri tamamen biter, dünya yeni bir küresel olarak kalkınmaya başlar o zaman 10 e, altın fiyatları düşebilir yani e, bu sefer de şimdi Biden e, oturdu koltuğa işte belki Çin'le arası iyi olacak kötü olacak Türkiye'yi arası yani e, soru işaretleri çok fazla var şu an o yüzden e, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor bu soru işaretleri ama e, iyimser olan altın için altının aleyhine olan tek bir şey var o da e, aşı haberlerinin gelmesiyle ons altının e, geriye doğru e, çekilmesi e, baz etki yaratıyor. Yani onun dışında sadece ons fiyatını şu an düşürebilecek geri çekilme yaratabilecek aşağı haberleri. Onun dışında dünya geneline baktığımız zaman e, zaten dolar endeksinin de düşük olması ons altın fiyatlarını destekliyor. Yani bizim burada e, yapmamız gereken şey e, 1850 seviyelerini aşağıda ana destek seviyesi olarak almak. 1850 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece e, yukarıda 1900 seviyelerini tekrar test edecektir. Zaten zaman zaman da görüyorsunuz ekranda test etmiş durumda. Eee 1900 seviyesinin üzerine çıktığımız zaman da 1933 seviyesi oradan sonra zaten asıl yükseliş başlayacak demektir arkadaşlar bu. Onun dışında e, Fed'in arkadaşlar New York şubesi tarafından hazırlanan 2020'nin 3. çeyreğine ilişkin hane halkı borcu ve kredi raporu yayınlandı. ABD'de hane halkı borcu bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0.6 artarak 14.35 trilyon dolar olmuş durumda. Yani görüyorsunuz hani birçok dünya ülkesi Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere hepsi arkadaşlar durum kötüye gidiyor. Yani ne kadar da bu aşı haberleri bulduk, ettik, yaptık deseler de dünyaya dünyada kötüye gidiş devam ediyor. Bu kötüye gidiş devam ettikçe ons altın yükselişini bir şekilde koruyacaktır arkadaşlar. Biraz da gram altına bakalım. Gram altına bugün baktığımız zaman ise arkadaşlar 460 bandının hala aşağıda güzel bir destek olduğunu görüyoruz. 460-459 seviyelerinin bunun aşağısını şu an kırması çok mümkün gözükmüyor. Yani yatay olarak gidecek gibi gözüküyor. Özellikle dolar tl ve ons altına bağlı kalaraktan bu seviyenin aşağısına kırarsa da eğer 460 seviyesinin aşağısına kırarsa da kısa bir süre içerisinde 450 seviyesini görebileceğiz. Fakat... Ee, yükselişin asıl yükselişin başlaması için e, Gram altında da yarını bekliyoruz yani Merkez Bankası'nın faiz artışını bekliyoruz yarın Ona göre <laughs> Alttan almak isteyenler e, yani 400 bas puan faiz geleceği kesin gibi konuşuluyor Yani 400 bas puan gelirse de arkadaşlar hem doları da düşürürler gram altında bu sayede düşürürler O yüzden Siz e, gram altınlarınıza muhakkak stop losslarınızı koyun Yani e, 400 dün yarın piyasa e, Saat 1 gibi 1.5 gibi 470'lerde geziyorsa eğer siz 460'a stop loss koyun. Eğer düştüğümüz zaten 460'da aşağıya doğru kırıp geçecektir. Aşağıdan tekrar alabilirsiniz. Yani bu sizin için aslında daha iyi olabilir. Onun dışında gerçekten şu an yükselmesi için ise yukarıda gördüğünüz gibi ara direncimiz olan 473 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanışa ihtiyaç var. Bu 473 seviyesinin üzerine kırması durumunda da yukarı 481 seviyesini kısa bir zamanda göreceğiz. Yani yarına kadar altının yönü Asıl yarın belli olacak. Yani yarın altında kaderi hepsi belli olacak arkadaşlar. Biraz da gümüşe bakalım. Biraz da gümüş grafiğini inceleyelim arkadaşlar. Zaten gümüş grafiği şu an 6.12 seviyesinde fiyatlanıyor. 6 seviyesinin üzerine kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tekrar altı eli seviyelerini test edecektir 6 seviyesinin üzerine kaldığı zaman. Fakat yarın da burada bir değişiklik olacaktır. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla alakalı. Şu an... Bu hafta başından beri hiçbir grafikte alın ya da satın tavsiyesi vermedim. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra açıkçası ne olacağı belli olacak. O yüzden şu an Gümüş'te de bir bekleme durumdayız açıkçası. Eğer Gümüş 5.70 seviyesinin aşağısına düşerse özellikle faiz arttırımından sonra 5.50 seviyesinin aşağısına düşerse 5,5 gibi olursa burada birinci kadem alışlarınızı yapabilirsiniz. Yani Gümüş'e baktığımız zaman Gümüş grafiği gram altından daha çok değer kazanıyor. Gram altın 2 kazandırıyorsa gümüş 3 kazandırıyor. 4 kazandırıyor yeri geliyor arkadaşlar. O yüzden gümüş yatırımcısı da bir hayli fazla. Şu an fiyatlamalar pozitif devam ediyor. Alt seviyesinin üzerine kaldığımız sürece yukarıda 6.50 seviyesi onda geçtiğimiz sürece 7 seviyesi tekrar gelecektir. Genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar gümüş fiyatları da 10 altın fiyatları gibi yukarıda tutunmaya çalışıyor. alt seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Onun dışında kısa vadede yükseliş trendimiz hala e, Gömüş'te de alt seviyesi üzerinde kaldığımız sürece devam ediyor. Biraz da BTC'ye bakalım. Arkadaşlar BTC grafiğine de şöyle bir uzaktan baktığımız zaman zaten e, ne kadar e, güzel bir çıkış yakaladığını fark etmişsinizdir. E, 11.000 seviyelerden 9.000 seviyelerden arkadaşlar çok güzel bir çıkış yakalamış durumda. E, yukarıda şu anki en iyi noktamız, en iyi destek direncimiz, destek seviyemiz aşağıdaki 17.208 dolar arkadaşlar. 17.000 dolar seviyesinin üzerinde devam ettiğimiz sürece <laughs> aşağı doğru düşüş trendi daha başlamamış demektir. O yüzden 17.000 dolar, 17.208, 17.500 dolar seviyesi üzerine kaldığımız sürece yukarıda arkadaşlar 19.000 dolar seviyesine görme ihtimali çok yüksek. Zaten 18.221 seviyesinde şu an spot piyasa fiyatlıyor bunu. O yüzden o yüzden zaten e, BTC'de arkadaşlar yıl sonu e, 19 bin dolar seviyesini geçip 25 bin dolar seviyelerine kadar e, geçmesi çok yüksek bir e, ihtimal. O yüzden şu an yeni yatırım özellikle bu koronavirüs döneminde BTC e, çok güzel bir fırsat verebilir arkadaşlar. Yani biraz daha geri çekilme burada nereden olur diye sorarsanız e, 19 bin dolar e, bu 19 yeni <laughs> Buradaki 19 bin dolar seviyesini test ettikten sonra belki biraz daha geri çekilme olabilir. Onu da zaten direncimize göre tekrar belirleriz. Yani 19000 bin, bin dolar seviyesini yukarıya kırdıktan sonra arkadaşlar e, alımlar daha da şiddetlenecektir. Yani kısa bir zamanda 25 bin dolar seviyesini e, belki yıl sonu bile e, görmeden, e, bulmadan devam edecektir. Geçe, geç edebilir yani. O yüzden e, kripto paraları şu an özellikle e, dünyaca e, çok büyük bir... <laughs> ilgi var arkadaşlar. E, genel olarak yükseliş trendi BTC'de de geçerli hala devam ediyor arkadaşlar. 17.208 dolar seviyesinin aşağısında kalmadığımız sürece herhangi bir seviyesi yok. Onun aşağısına kırdığımız sürece aşağıda 16.000-15.000 dolar seviyelerine doğru e, geri çekilme potansiyeli bulunuyor. E, analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.